Son dönemde yaşanan bazı olaylar vatandaşları paniğe sevk etti. Özellikle polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi ve geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşanan vahşet tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz gün AK Parti grup toplantısında konuyla ilgili çok net konuştu. Erdoğan gerekli adımların atılacağını ve vatandaşların kaygılarının giderileceğinin altını çizdi. Her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suç ve suçluyla mücadele mesajının ardından Çember 23 operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan binlerce firarinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen kişilere bir haftada düzenlenen operasyonlarda 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan, 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten, 106'sı cinsel, 721'i narkotik, 49'u terör suçlarından, 448'i kaçakçılık ve organizeden, 1565'i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4139 kişinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.